Elazığ yöresel lezzetlerinden Orcik bu sene ceviz rekoltesindeki düşüş nedeniyle cep yakıyor. Elazığ'ın tarihini yansıtan Kapalı Çarşı yöresel ürünleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Yurt dışında bu yıl çok katılım oldu Elazığ'a. İşlerimiz de çok güzel oldu, satışımız da çok güzeldi. Tabii onlar gitti. Şimdi üzüm orcigi zamanı, daha o da belli değil henüz, dediğim gibi yeni başlayacak. Ama ceviz fiyatları yüksek, o da biraz düşüreceğini tahmin ediyoruz. Yöresel lezzetlerin tezgahları süslediği Kapalı Çarşı'da kenti ziyaret eden misafirlerin vazgeçilmez tercihlerinin başında orcik geliyor. Elazığ'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri şüphesiz orcik. Ancak bu yıl orcik fiyatları cep yakıyor. Yüksek fiyatın arkasındaki etken ise ceviz rekoltesindeki düşüş. Geçen yıla istinaden %15, %20 civarında bir artış söz konusu. Bunun belli başlı sebepleri var. Yaş üzümün geçen seneye oranla biraz daha fiyatının yükselmesi. Ve ceviz fiyatlarındaki artış. Orcik de %15, %20 tutarında. Bakın bu yeni mahsul. Harput bölgesinden gelen bir ürün. Geçen sene bu ürünün fiyatı 55-60 TL bandındaydı. Yani geçen yıla göre bir %30 bir artış tabii ki oldu. Ceviz üretiminde sıkıntı oldu. Yerli ceviz üretimi bu yıl bayağı az. Yurt dışından ceviz tüketimiyle ilgili tabii şeyle ihracatlarımız var. O yüzden yurt dışından gelen ürünler dolar euro bazında geliyor. O yüzden fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükselince mecburen ister istemez orcuya da yansıyor. Atıyorum mesela sattığımız üzüm orcikleri geçen yıla göre hemen hemen %10, %15, %20 oranında tabii ki bir artış gösterdi. Cevizin tabii olmayışından dolayı ceviz fiyatları çok yüksek. Orcikin ham maddesi ceviz. O yüzden de orcik de yüksek. Yani o yüzden de biraz düşüş bekliyoruz ama daha tam belli değil yani. Çünkü şu an yeni yapım aşamasında henüz. Ama yüksek bekleniyor yani, 70-75 aralığında bir beklenti var. Vallahi orcik fiyatları, aslında orcik fiyatları yüksek değil de ceviz biraz yükseldi fiyat bir sene. Orcik fiyatlarında tabii ki ceviz fiyatları yüksek olunca ister istemez orciye de yansıyor. Çünkü şu an ceviz fiyatları geçen yıl 55-60 civarındayken bu yıl 75-80 civarında. Bu ister istemez orciye de yansıyor. Fiyatları etkileyen bir diğer etken ise orciklerin yapım aşamasındaki bulamaçlara batırılma yöntemleri. Tabii biraz da orciğin kaderini her zaman batırım değiştiriyor. Yani bunu satan işletme veya bunu yapan arkadaşımız, üretici kaç kez batırdı? Şimdi bir iki kez batırılan orcik ile 4-5 defa batırılan orcik arasında bile fark vardır. Yani orciğin kaderini, cevizin kalitesi bir, orciğin kaderini ikincisi ise kaç kez batırıldığı değiştiriyor her zaman. Esnafın da tercihi el yapımı orcikten yana. Çünkü parlak görünümüne sahip fabrika yapımı orcikler içinde barındırdığı glukozla tehlike saçıyor. Mesela en düşük fiyatları bu fabrika yapımları olanlar var. Onlar biraz düşüktür. Yani 20 lira, 25 lira, 30 lira arasında. Yani şeker glikoz oranı girdiği için kalite düşüyor. Vatandaş orcikte en çok hangi çeşit? Valla abla aslında en çok yerli el yapımı Hatvut'un orcuğu var ya, Şuşnaz'da falan geliyor. Oranın orcuğu biraz daha kaliteli. El yapımı ya, şekersiz falan yok, glikoz yok. İşte o biraz fiyatı her zaman yüksek. Zaten fabrikalar şöyle mat parlak olur. Herhangi bir bakkalda, ulusal markette bile ulaşabilirsiniz bunlara. Parlak görmüşsünüzdür olabilir. Böyle ambalajlı. Onlar zaten vatandaş birçoğu hakim konuya. Glikoz çağın vebası olarak değerlendiriyorum glikozu. Glikozdan yapılan ürünler. Uzak durmakta fayda var. Elazığlıların tercihi ise daha çok üzüm orciğinden yana. Ya şimdi Elazığ deyince akla tabii ki üzüm orciği gelir. Üzüm orciği daha çok rağbet görür. Yeni çıkan bir üründür ama şimdi üzüm orciği biraz mayhoştur. Halkımız duta daha yoğun talep gösteriyor. Hem fiyatı uygundur üzüme göre. Yarı bayarı düşüyor çünkü fiyatı. Bir de tatlımsıdır. Üzüm biraz mayhoş olduğu için pek rağbet görmüyor. Üzüm orciği şu anki, yani bizim kendi Elazığ'a has üzüm orciğimizin fiyatı şu an 65 civarında. Tabii müşterilerin çok ilgi gösterdiği de o oluyor çünkü üzüm orciği bize has çünkü. Vatandaşın en çok ilgisi hangi türde, hangi çeşidinde orciğin? Şimdi üzüm çıktığı zaman bütün meyveler susar bu şehirde. Öyledir. Eğer üzüm çıktıysa bütün meyveler susar. Diğer meyveler oturup ıstırata çekilirler çünkü üzüm hemen diyor ki burada ben varım, başka söze gerek yok, onun için üzüm orciği.
Tezgahları süsleyen orcik fiyatları 20 liradan başlıyor, 75-80 liraya kadar çıkıyor. El yapımları var. Dut orciklerinin el yapımları şu an 40-45 lira arası. Üzüm orcikleri birinci sınıf olanlar var mesela. Cevizi bütün olan, yani tek batım dediğimiz 70-80 lira civarında. Bunlar duttan yapılıyorlar. Bunlar 40 lira. Üzümden yapılanlar, yani bunların tabi biraz bulamacı fazla olduğu için 65 lira ama bizim Elazığ'ın daha ince yapımı olanlar da 80 lira olacak. Bizim Elazığ el yapımı orcimiz var şu an. Geçen sene de 60'a satıyorduk. Biz sene de 60'a satıyoruz. Mesela ablam soruyor, kırmızılar ne orciği? Bunlar narlı, nar esanslı. Bunlar endüstriyel, fabrikasyon ürünler. Şimdi alım gücü düştüğü zaman 50, 60, 70, 80 lira bandında lüks segment ürünler o çizgide geçtiği için ne oluyor bu sefer vatandaş? Doğal olarak endüstriyel, fabrikasyon ürünlere yöneliyorlar. Bunlar da 20 TL'den başlayıp 40 TL bandında gidip geliyor.